Merhaba. Bugün çok önemli bir konuya zaten giriş yapmıştım. Devam edeceğim. Önce bir şöyle giriş yapayım. Uzun zamandır bir şey çok dikkatimi çekiyor. Ebeveynlerle çocuklar arasında bilgi akışının azaldığını fark ettim. Ebeveynler ne kadar entelektüel olursa olsunlar, ne kadar işlerinde başarılı insanlar olurlarsa olsunlar, bu bilgiyi çocuklarına aktaramadıklarını gözlemliyorum. Bunun sebepleri üzerinde de düşündüğümde ilk bulduğum şeylerden bir tanesi aslında hem insan beyninin hafıza, bellek konusundaki bir yeteneği olan öykü anlatmak, hem de nesiller arasında bilgi aktarımı konusunda çok önemli araçlardan biri olan işte öykü anlatmanın ne kadar önemli olduğunu fark ettim ve bu konuda bir seri başlatmaya karar verdim. Nasıl iyi öykü anlatıcısı olunur ve bu iyi öykü anlatıcısıyla çocuklara bilgi nasıl aktarılır? Bu konuda konuşmaya başladım zaten. Bir tane video var. İsterseniz bu canlı yayından sonra o videoya da bir bakabilirsiniz. Bu konuda konuşacağımı düşünmeye başladığımdan beri de bir tane iyi öykü anlatıcısıyla konuşmak istemiştim ve aklıma tek bir kişi geldi. Legendarium Türkiye'den Zafer Bey. Aslında onunla konuşup size birazcık onu tanıtıp arkasından da ona şeyi sormak istiyorum. Hem iyi bir hikaye anlatıcısı olmak hem de iyi bir hikayenin nasıl olduğunu onunla da bir konuşmak istiyorum. Şimdi onu davet edeceğim. İzninizle. Evet, Zafer Bey'i davet ettim. Birazdan bize katılacağını umuyorum. Bu arada ben biraz daha bu konuda konuşmaya devam edeyim. Evrimsel geçmişimizde inanılmaz derecede kesintiye uğrayan bir şey var, bilgi aktarımı. Özellikle de bu ekranların, sosyal medyanın çok fazla ailelerin, kuşakların arasına girdiğini fark ediyorum. Ebeveynlerin kendi kafalarındaki bilgileri çocuklarına aktaracak zamanları yok. Çünkü ebeveynler de ekran başında, çocuklar da ekran başında. Dolayısıyla ebeveynin kendi yaşantısında, kafasında kurguladığı, ben davetimi yaptım ama şey yapamadılar, katılamadılar. Bir daha yapalım. Tekrar davet ettim. Legendary Türkiye aslında YouTube'da çok aktif. Şeyde canlı yayın yapmıyorlar. Ah, evet. Merhaba. Merhaba, nasılsınız Zafer Bey? Teşekkür ederim Handan Hanım. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, çok heyecanlıyım da çünkü bu benim projelerimden bir tanesi. Uzun zamandır kuşaklar arasında bilgi aktarımında çok ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum ve bunda da temel bazı bizim beynimizin temel bir özelliği olan iyi öykü anlatmak, iyi hikaye anlatmanın özellikle sosyal medya ve teknolojik araçlar sayesinde geriye doğru gittiğine inanıyorum. Bu nedenle de bu konuda konuşmaya başladım. Aslında bir video yaptım, kendim konuşmuştum. Bir de bir öykü anlatıcısını, iyi bir öykü anlatıcısını karşımıza getirip ona sormak istedim. İyi bir öykü anlatmak nasıl bir şeydir diye. O yüzden de aklıma ilk siz geldiniz. Çok Bir teşekkür ederim. Tolkien, bir Tolkien hayranı olarak ciddi anlamda kitapları elimden düşmez ama
O çok iyi bildiğim kitapları bile bana defalarca dinletebilen biri olarak sizi davet etmek istedim. Çok alanınızdan farklı ama yine de yüce gördünüz. Çok teşekkür ederim. Bizim Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. davetimizi reddetmediniz. Çok sağ olun. Rica Öncelikle şunu sormak istiyorum size. İyi bir öykü okumak size bir öyküden beklentiniz ne? İyi bir hikayeden beklentiniz ne? O hikayeyi okumak, iyi bir hikaye okumak size ne kazandırır ya da ne hissettirir? Bununla başlayayım, sonra anlatma kırıntısına girmek istiyorum. İyi bir hikaye ilk başta bir düşünce yaratmalı insan beyninde. Yani bir şeyi düşünmene neden olmalı. Belki de iyi olan her şey bir düşünce yaratmalı insan beyninde zaten. Sadece hikaye değil. Üstüne düşünebileceğim bir şey vermeli. Tamamını açıklamasa bile üstüne fikir yürütebileceğim, üstünde bir hayal kurabileceğim ya da bir teori üretebileceğim bir şey sağlamalı. İyi öykülerin, benim için iyi öykülerin neredeyse tamamında öykü içinde bir gerçeklik olması gerekiyor. Yani şu tür bir gerçeklik, bizim dünyamıza ait bir gerçeklik olması değil. Öykünün kendi içinde çelişkileri barındırmaması, kendi kendini çürüten bir öykü olmaması, öykü kendi içinde bir bütünlüğe sahip olması gerekiyor. Bu tür öyküler bir düşünce birikimini aktarmış oluyor kaçınılmazca ve düşünce birikimi de sizin o öykü üstüne bir şeyler hissetmenizden çok düşünmenizi sağlıyor en başta. Ben çok duygusal bir öykü okuyucusu değilim o açıdan. Ben daha çok fikirler üstünden şey yapıyorum, öyküleri değerlendiriyorum. O yüzden belki de şey, Jorge Luis Borges'i bu kadar seviyor olmam bu yüzden olabilir. Hiç Çünkü okumadığımı başka söyleyeyim mi? bir tavsiye ederim, bir Yok yok, okumanızı aklımda öneririm. şu beyin okumalarıma ara verir vermez ilk yapacağım iş, çünkü tavsiyelerinizden biliyorum. Bana çok önemli bir şey, iki şey söylediniz. Bir, hikaye düşündürmeli dediniz. Kendi içinde tutarlılığın olması gerektiğini söylediniz ve bunlar çok önemli. Peki başka bir soru sorayım. Bir fikri aktarmak için ben size söylesem olmuyor mu? Neden hikayeyi çevirmeliyim? Neden hikayeler direkt size bir fikri aktarmaktan daha büyüleyici ya da daha kalıcı olabiliyor? Hikayede estetik bir şey var. Yani seyredebileceğin ya da dinleyebileceğin bir durum var. Didaktik iletimde ise yani nasıl söylerseniz söyleyin bir emir var. İnsan emire karşı tepkili. İlk başta Çok yani iyi. emirse rahatsız oluyor. Ama hikayede bir emir meselesi söz konusu değil. Bir estetik bir durum var. O estetik durum üstünden zaten dinlemezse kaçıracağı bir durum var. Yani onu dinlemek zorunda. Devamını dinlemek zorunda ki sonunda ne söylediğini anlayabilsin insan. Ama didaktik bir iletimde zaten başlangıçtan çok kısa ve net bir şekilde talebinizi belli etmiş oluyorsunuz. İnsan sonunu bile dinlemek istemiyor. Sonuçta benden bir şey isteyecek diyor. Sonunda benden bir şey isteyecek hissi olmadan aktarabilmenin yolu hikayeleştirmek. O yüzden hikaye önemli. Çok istediğim bir cevap gene bu. Diyorum ya size, ben kimi seçeceğimi iyi biliyorum. Çok Konuştuğunuz teşekkür sonunda ama ederim. çok Sağ olun. iyiydi. Gerçekten öyle. Ebeveyn çocuk ilişkisinde de en büyük problemden biri hiyerarşi. Yani ebeveynin bir şeyi didaktik olarak devamlı çocuğa dayatma hali. Bunu bir mantığa oturtma gibi bir derdi yok. Özellikle bizim gibi kültürü ataerkil anlamda çok baskın olan kültürlerde hiç bunun tartışmasını yapmak istemiyor aile. Ben söyledim, yapsın. Evet, doğru. Ben ebeveynin bir miktar hiyerarşide üstte olması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü tecrübe yolakları ebeveynde. Ama devamlı bir şekilde nedenini açıklamadan karşı tarafın her türlü emre uymasını istediğinizde bir reaksiyon geliştiriyorsunuz. Bir de bir şeyi soracağım. İyi bir hikayenin merak uyandırması gerektiğini de düşünüyorum. Ona da biraz değindiniz. Bu da bir duygu. Mesela siz ne dediniz? Dediniz fikirler daha ön planda ama bakın burada bir şey daha çıktı. Bir duygu çıktı değil mi? Merak çıktı. Merak ederseniz daha fazla sizi tutar mı öykü? Dinlememizi sağlayan şey merak zaten. Yani özellikle yaş küçükken, ilk başlangıçlarda merak sayesinde dinliyoruz. Yoksa onun entelektüel bir keyif almak adına bir şey dinlemiyoruz aslında.
O merakın sonucunda dinliyoruz. Özellikle yaşlarımız daha küçükken, çocuk ve gençken. O bakımdan o merak öğesi çok önemli yani. Bundan sonrası ne olacak hikayesi. İşin asıl dinlenmene sebep olan şey. Onun aktarım şekli, anlatım şekli falan da tabii kişiye göre de değişir. Yani o her çocuğa, her gence aynı şekilde anlatmak mümkün değil. Hani erişkinlikten sonra belli bir standart tutturulur ama gene de tabii medi oluşturduğunuz zaman bile artı eksi paydalardan vazgeçmiş olursunuz. Herkes için bir öykü yok. Herkes için bir öykü anlatma şekli yok. Birilerine ama sizin bahsettiğiniz ebeveyn çocuk ilişkisinde çocuğunuzla neredeyse birebir olduğunuz için anlatımda siz artık o çocuğa özel davranacaksınız tabii. Onun nasıl dinleyeceğini bileceksiniz. Bunun en temel durumu da şu, ben çevremden gözlediğim kadarıyla ebeveynler çocuklarını dinlemeliler onlara bir şey söylemeden evvel. Yani çocuklarının ne dediklerinden haberdar olmaları lazım ve çocuklarına biraz sabredip dinlemeleri gerekiyor. Çünkü aslında çocuklar da size bir şey anlatırken aslında kurguluyorlar, hikaye anlatıyorlar yani. O hikayeleri nasıl anlattıklarını bilirseniz onların ne dikkatini çekiyor fark eder, ona göre anlatımınızı, söyleyeceğinizi ona göre yapabilirsiniz. İlk başta dinlemek. Hikaye anlatıcılığın temelinde ya okumak vardır ya dinlemek vardır. İkisi birden olursa daha iyidir. Daha iyi olur. İyi bir dinleyici olmak bunun ilk basamağı ki bunu da çok etkileyici buldum. Çok müthiş bir öneri olduğunu düşünüyorum. Yine bir şeye dikkat çektiniz ki bunun da çok büyüleyici olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki insan beyni gerçek anlamda öykücü. Buna dair zamanımızın en büyük Hint-Amerikan kökenli nörologlarından, nörobilimcilerinden bir tanesi. Ramachandran'dı galiba. Onun kitabı var, Öykücü Beyin diye. Bunu anlatıyor. Bizim beynimiz geçmişi kurgular. Geçmişi olduğu gibi anlatmaz. Olduğu gibi beyninde kalmaz. Reel değildir. Orayı bir öyküye çevirir. O yüzden aynı odaya tanık 5 kişiye olayı sorun, hepsi farklı anlatır. Başka bir şey de gelecek tasarımımız da bizim öyküler üzerinden oluyor. Dolayısıyla da çocukların doğalarında o öykü anlatmak var. Ve aslında çok doğru bir noktaya değindiniz. Çocuklar öykü anlatıyor zaten. Siz onu dinleyip evet oradan onun nasıl ona ne şekilde anlatmanız gerektiğinin ipuçlarını çocuğu izleyerek ondan primer olarak çocuktan öğrenebileceğimize dair çok güzel ipuçları verdiniz bize. Bunu da çok etkileyici buldum doğrusunu isterseniz. Bir başka şey daha sorayım size. Peki öyküyü anlatırken bu öyküyü anlatmanın parçalarına bir bakalım. İşte iyi bir öykü olmalı ama anlatışın da burada gene girdiniz biraz çocukta. Herkesten farklı ama belirgin özelliklerini söylemeniz, ortalama bir şey söylemeniz mümkün mü? İyi bir hikayeyi anlatırken nelere dikkat ediyorsunuz ya da neler olmalı? Ya da siz birinin anlattığını dinlerken hangi kişileri daha iyi dinliyorsunuz? Hikayeyi ciddiye almak gerekiyor. Anlattığın hikayenin ciddiye alınması gerekiyor anlatıcı tarafından. Umursamadığın bir şeyi iyi aktaramazsın. Umursaman gerekiyor anlattığın şeyi. Umursadığın bir şey ancak doğru olarak aktarılabiliyor. Tabii bu ciddiyet derken asık suratlı bir ciddiyetten bahsetmiyorum. Onu yani bu anlattığın şeyin bir değerli bir şey olduğuna inanıyor olmak lazım. Yoksa gülerek, kahkahalar atarak, şakalar yaparak da anlatılır. Hikaye şey değil, illa asık suratlı olmak falan gerekmez. Ama anlattığın şeyin bir değer olduğunu, bir anlatılması gereken bir şey olduğuna inanman lazım. Ancak bu şekilde hikayeyi doğru aktarabilirsin diğer tarafa, karşı tarafa. Onun haricinde bir hikayeyi aktarabilmek için temelde yapman gereken şey, diyelim anlattığın şey olgu 6 birimlikse, sen 20 birimlik bilgiye sahip olman iyi olur. Yani kullanmadığın çok daha fazla gerekir bir şeyi anlatırken. Sen onların hepsini bilip onun üstünden bir şey hikaye edersin. O hikayede senin bildiklerin ancak onda ikisi, onda üçü falan vardır. Ama geri kalan onda sekizi hamali olarak kalmaz sende. Diğer onda sekizini bildiğin için iyi bir anlatıcı olabilirsin.
Başka türlü anlatamazsın çünkü bazen söylem tıkanır. Orada çok otomatik, refleksel olarak bir şey bulman lazım. O bulduğun şey de tesadüfi olmaz. O daha bahsetmediğin bilgiden gelir. Anne babalar meselesinde de şöyle bir durum var. Elbette ki çocuklara göre çok daha büyük bir yaşanmışlıkta, bilgi, tecrübeye sahip. Yani çok daha büyük bir bilgi birikimine sahipler çocukların yaşamlarına göre. Kendi yaşamları üstüne düşünüp o bilgileri içselleştirebilmişlerse çocuklarla doğru iletişim kurabilirler. Kendi yaşamları üstüne bir olgunlaşmaları söz konusu değilse iletişim kuramazlar zaten. Çünkü çocuk sadece yaşı küçüktür ama insandır yani benim gibi, sizin gibi. Yani o çocuk başka bir sınıf değildir. O bir insan ve beyin kapasitelerimiz de aynı zaten. Sadece Hatta onların bilgi onlar eksiklikleri bizden var. daha kapasiteliler. Tabii. Bizim ondan üstündüğümüz sadece tecrübe Tabii. yolakları. Yani çok daha hızlı öğrenebilme, çok daha hızlı kopyalayabilme özelliğine sahipler. Çok daha rahat öğrenebiliyorlar. O bakımdan yani çocuklar hafife alarak hikaye anlatmamalarını tavsiye edebilirim. Çünkü çocuklar ciddi akıllı canlılar yani. İki şeye dikkat çektiniz ki bunları çok önemsiyorum. Bir, anlattığınız şeye inanmanız gerekiyor dediniz. İkincisi de bu konuda gerçekten bilmek gerektiğini, hazırlanmak gerektiğini ve sanırım üzerinde düşünmek gerektiğini de Düşünmek şart, söylemiş şart. oldunuz. Peki, gene bir hikayeyi anlatırken, mesela siz anlatıyorsunuz bir öyküyü, başkasının yazdığı bir öyküyü ki bundan konuşacağız, çok büyük keyifle bekliyorum Tamam, onu. tamam. O öyküyü anlatırken, bunları bildiğinizi biliyorum. Yani çok net öyküyü çok iyi biliyorsunuz. Bir. İkincisi, o öyküyü anlatırken müthiş keyif alıyorsun. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve aynı şekilde o öyküyü çok ciddiye aldığınızı da görüyoruz. Ama başka şeyler de var. Mesela ses tonunuz var, mimikleriniz var. Bunlar da dinlettiriyor gibi. Bunlara dikkat ediyor musunuz? Yok ben çok doğal biriyim. Zaten iyi bir anlatıcı olduğumu siz ya da ne bileyim dinleyen arkadaşlar söyle. Ben iyi bir anlatıcı Ben olduğumu bilen biri yok değilim. çok yok çok iyi bir anlatıcısınız ve bence belki bu biraz gözlem, bizim söylememiz daha doğru. Bence sesi de iyi kullanıyorsunuz, şeyi de çok iyi kullanıyorsunuz, yerinde esprileriniz var, o eğlendiğinizi çok iyi aktarıyorsunuz. Mesela okuduğunuz yerlerde o yerden çok hoşlandıysanız bunu karşı tarafa aktarıyorsunuz aslında. O sohbet içinde, o anlatı içinde evet bilgelik var, çok ciddiye alma var, sahiplenme var. Ne anlattığınızı çok iyi biliyorsunuz ama aynı zamanda duygular var. Çünkü çok sevdiğiniz belli oluyor. Çok eğlendiğinizi de karşı tarafa aktarıyorsunuz ve orada mimikler de çok işin içine giriyor. Benim düşüncem o yönde. Aslında ses tonlamaları ve şeyin de karşıdan kendini karşıdan dinleten için dinletmek için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de konsantrasyonun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? O anlattığınız süre içinde o olaya ve karşıdaki dinleyici, tabii ben sizi hep internetten dinledim ama eminim karşılıklı toplantı yaptığınız yerlerde de dinleyene de odaklanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu işi biraz önce bitireyim ben şey yapayım derseniz karşı tarafa kendinizi dinletemezsiniz gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Ya şey Bu konuda tecrübeniz nedir? hep şöyle hep derler yani doğal olmakta yarar vardır falan diye. Ben belki de doğal olmanın şeyini yararını görüyordum biraz. Yani karşılıklı mesela bir konferansa falan gittiğimizde, davet aldığımızda, konuşma yaptığımızda falan bir şekilde şey oluyor. İzleyiciyle iletişim kuruyorsun. Yani konuşarak kurmuyorsun ilk başta. Yani salona girişten, oturuştan, değil mi? Bardağı konumlandırıştan. Sizin rahatlığınız, sizin ne derler? Ya tamam, yani dünyanın en önemli işini yapmıyoruz. Biz burada biraz eğleneceğiz, biraz bilgileneceğiz. O rahatlıktaki tavrınız dinleyiciye geçiyor zaten. Oradan bir şey ne derler çengel atmış oluyorsunuz. Daha sonra da onlara karşı saygılı olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Yani şeyi bilmek gerekiyor. Ben hep bunu bildim yani. Gerek videolarda gerek toplantılarda falan.
Yani bana bir değer atfettikleri için oraya geliyorlar. Beni umursadıkları için dinliyorlar. Bu benim için hoş bir şey. Yani benim lafımı dinleyen birileri var. Bu, yani bunu kibire doğru götürmektense bunu bir teşekküre götürmenin doğru olduğunu, bir hikaye anlatıcısı olarak da bundan dolayı benim de size, sizin bana duyduğunuz kadar şükran duyuyorumu anlamak lazım. Çünkü yoksa ben kendi kendime burada oturayım, konuşayım, kimse olmasın, dünyanın en iyi hikayelerini anlatayım. Bir anlamı yok ki. Yani. Diğerleri var diye ben orada konuşabiliyorum zaten. O bakımdan bu karşılıklı bir iş, diyalog dediğiniz şey ya da anlatma ve dinletme dediğiniz şey tek yönlü bir yol değil, gidiş gelişli bir yol. Karşı tarafla da çok alakalı. Yani mesela orada her şeyi, nizamı bozan, sürekli gürültü, kargaşa, kaos yaratan falan birileri olsa bu şekilde anlatamazsın. Yani o dinleyici de Evet. belli bir düzende seni Konsantrasyonda. konsantre olarak dinliyor. Karşılıklı anlayışı sağlayabiliyoruz. Kimileri şey diyor, yani anlatıcı olmak için bir auraya sahip olmak lazım. Bir dikkat çekici yanının olması gerekiyor falan da diyor. Herhalde ben canlı örneğim ki buna gerek yok. Yani aslında ne anlattığını bilmekle ve nasıl anlatmana özen göstermekle alakalı yani. Herhalde temel durum bu. Bir de şey önemli tabii. Yani kime anlatıyorsun o önemli. Yani lisedeki bir çocuğa anlatmakla, akademisyene anlatmakla, ne bileyim kendinden büyük bir kuşağa anlatmakla ya da kendinden çok küçük bir kuşağa anlatırken aynı şekilde, aynı kelimelerle, aynı dizgede anlatmak saçma. Onlar çünkü bir yere kadar iletişim kurmanı sağlar. Bu da Bir çocuğa yani çok empati empatiden kurmak bahsettiniz. lazım. Tabii. Karşı tarafını kendi yerine koyabilmek ve onun adına düşünebilmek, Tabii. bu öyküyü nasıl anlatacağım derken onu izlemek, tam anlamıyla empatiden bahsediyorsunuz aslında. Tabii. Müthiş bir şey. Başka türlü iletişim kuramayız. Yani koparız o zaman. Yani ben kendi kendine konuşan birine dönüşüyorum o zaman. Onun da bir anlamı yok. Zafer Bey, şeyi soracağım. Aslında bu konuştuklarımızın hepsine bakın ki ben sonra tekrar izleyip bir deşifresini de yapmak istiyorum. Belki onu da size yazarım. Tabii. Bir Tabii. post çıkacak çünkü bundan Tabii. tekrar. O posta size tekrar onayınızı almak isterim. Ama çok güzel şeyler söylediniz burada. Çok teşekkür ederim. Peki bütün bunları toparladığımızda aslında bir parça insan ilişkilerinin de böyle olması gerekmiyor mu? Yani genel anlamda sadece ebeveyn çocuk için ben buraya geldim ama bu eşler arasında, arkadaşlar arasında da bu söylediklerimiz o ilişki içinde olması gerekenler gibi geldi bana. Ya anladığımızda daha rahat oluyor. Yani şöyle karşılıklı insanlar birbirlerini anladıklarında daha temiz bir ilişki kurabiliyorsun. Ha bu ilişkilerin bitmesine de neden olabilir. Çok iyi karşılıklı anlaşmak. Çok. Çünkü tam olarak anlamak da büyük bir sorundur. Çünkü yani insanda marazi tarafı da var. Yani her insanın bir kötücül tarafı da var. Yani her şeyiyle bir diğerini anlamak da bazen ilişkilerin kötüye gitmesine sebep olabilir ama şöyle bir rahatlığı var. Kötüye bile götürse birbirini anlayarak ayrılmak, birbirini yanlış anlayarak ayrılmaktan çok daha rahat bir durum. En azından Araya mesafe ayrılman gerektiğini anlarsın. Yani demek ki anladım. Evet. ayrılmamız gerekiyormuş dersin. Böylece bir olasılık cehennemine düşmemiş olursun. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı, bunu dedi, böyle anladım, o beni böyle anladı mı acaba, benim dediğim gibi mi iletildi mi acaba, 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 bunlara düşmemiş olursun en azından. O yüzden karşılıklı anlayış önemli. Ayrılıklar içinde, süreçler içinde birbirini doğru anlayabilmek, doğru anlatabilmek gayet değerli bir şey yani. Bunun içinde konuşabilmek gerekiyor ve işte Tabii. dinleyebilmek gerekiyor, kendini anlatabilmek gerekiyor, hikaye anlatabilmek gerekiyor gibi duruyor. Ben buradan alacaklarımı aldım aslında. Çok zengin bir şey oldu. Bundan sonrası benim meraklarım gibi Tabii ki. geliyor eğer izniniz Tabii olursa. estağfurullah. Buyurun. Tolkien benim İlk kitabını aldığımda beni çağırdığını hissetmiştim o kitabın. Bir iki tane kitap var. Bir tanesi bir matematik teorisi, karmaşıklık diye. O kitap da beni çağırmıştı. Tolkien de beni çağırmıştı. Üniversitenin herhalde ortalarında falandım böyle. Kitapçının şeyinde almıştım ve büyüleyerek
büyülenerek okudum ve hala büyüleniyorum. Ne var bu Tolkien'de? Bu konuda da Türkiye'de benim otur olarak gördüm, en çok gördüğüm sizsiniz. Birkaç kişi daha vardı, bu yeri keyif alıyorum ama en çok sizi keyif olarak dinliyorum. Ne var bu Tolkien'de? Niye bu kadar seviyoruz bu adamı biz? Tolkien'de şöyle bir şey var. Edebi yazımı çok kuvvetli bir kere. Yani Tolkien bir fantastik edebiyat yazarı olarak görmüyorum ben kendi adıma. Tolkien dünya Aynı klasiklerinden fikirdeyiz. birisini yazmış birisi. Yani Tolstoy'la, Dostoyevski'yle, Balzac'la, Dickens'la falan ortak yazım bahçesinin ürünleri bunlar. Yani Tolkien'inki bir şey normal fantastik edebiyat kitabı gibi değil yazdığı kitap. Yani Lothar kitabı öyle. İkincisi bir hikaye anlatıcısı ve müthiş bir hikaye anlatıcısı. Yani o hikayeyi dinlemek hoşumuza gidiyor. Özellikle Hobbit'te bir çocuk masalı şeklinde başlar, devam eder Hobbit kitabı. Ama yani o kadar güzel bir anlatımı vardır ki şey yapamazsın, kopamazsın kitaptan. Herkes bir hikaye dinlemek istiyor aslında. Biz insanların hepimiz hikayeye ihtiyacımız var. Hepimiz bir hikaye dinlemek istiyoruz. O yüzden hikaye anlatıcılar, Tolkien gibiler, ne bileyim işte Spielberg gibi insanlar ya da ne bileyim işte Eisensteinler falan hikaye anlatıcılar. Bunların hepsi aslında bir hikayeden bahsediyor. Bir hikaye anlatıyor bize. O yüzden film izliyoruz. O yüzden kitap okuyoruz. O yüzden televizyon izledik yıllarca. Yani hikayesi Tolkien'in bir kere şeye çok yakın. İnsan ruhuna çok yakın bir hikaye. Türler falan değişik olsa da. Dünyaya çok yakın çünkü tam bir sanayi karşıtı ve sanayinin dünyayı kirletmesinden çok rahatsız olduğu belli hikayelerinde zaten. Sanayileşmenin doğaya yaptıklarına çok tepkili bir adam. Bunu hikayelerinde görüyorsunuz. Bir de Tolkien'in bütün edebiyatı epik bir edebiyat değil. Yani çekti kılıcı, vurdu, öldürdü falan onlar çok azdır Tolkien'de, çok azdır. Asıl hikayesi bir düşüş hikayesi olması. Biz hepimiz bir şekilde Oğuz Atay'ın dediği gibi tutunamadığımızı hisseden insanlarız. Hepimiz düşüyoruz aslında. Tolkien hepimizin hikayesini yazmış oluyor. Birinci çağ çok daha güçlüdür her ırk. İkinci çağda biraz daha güçleri azalır. Üçüncü çağda artık iyice güçsüzleşmiştir herkes. Yani zaman geçtikçe güç azalır. O bakımdan şeydir, sorundur. Tolkien bunun... Buyurun. Şeyi söyleyecektim. Mesela beni en çok büyüleyen, özellikle ilk ciltte, üç cilt olarak onu okumuştum ben. Doğa beni çok büyülemişti. Onu anlatış şekli. Ve bir ormanda okumuştum ben onu, dolaşırken, elimdeyken. Hatta arkadaşım böyle körler gibi ben onu tutup böyle okuyordum. O kadar şeydi, büyüleyici. O zaman daha da farklı bakmıştım Tabii. etrafa. Doğayı anlatış şeklini, yani o şey gibi, o da bir unsur gibi gelmişti bana. Sanki hikayenin kahramanlarından biri gibi Biri. gelmişti. Doğa şeyde ben en çok etkilendiğim şeylerden bir tanesi buydu. Diğer taraftan da şeyi çok etkileyici buluyorum. Her düşüş, yani aslında başta bir imkansızlık var. Duygu ağır, özellikle ikinci ciltte. Acayip derecede, hani bu iş gitmeyecek endişeleriyle böyle şey yapıyorsunuz ve sonrasında bir kurtuluş var, bir çıkış var. Umut var da aslında bir yanda. Ne kadar Tabii. o çıkmaz olursa olsun, umudu da veriyor gibi geliyor bana. Tabii umut da var. Bir sonuç da var. Neticeye varış da var mesela. Kimi hikayelerde neticeye varılmaz. Okura bırakılır falan. Onlar da kötü hikayeler olduğunu iddia edemem hepsini ama zor hikayelerdir. Daha yetişkin hikayeler onlar. Bunda bir sonuç da var ama mesela sonuçta sadece bir kazanç söz konusu değil. Büyük kayıplar da var. Büyük Yani kayıplar da. Ama büyük hayat, kayıplar yaşama da da devam var. O da devam var. ediyor işte. Hüzünle. O kaybediyor, bu kaybediyor, bunları kaybediyoruz. Şunlar kötüye gidiyor bilmem ne ama hayat devam ediyor. Devam Bunu görüyorsunuz. ediyor. Hayat devam Ben ediyor. Yani gürün bunu yaşıyor. gürün ağlamıştım bittiği şeylerde. Yani her seferinde de ağlarım. Her seferinde. Sizden dinlediğimde de ağlamıştım. Çok çok farklı bir öykü ya. İnanılmaz güzel bir öykü. Çok iyi. Peki, genel olarak da iyi bir okur olduğunuzu algılıyorum ben, Yani sizi dinledikçe. Peki neden anlatma ihtiyacı duydunuz? Sizler zaten bundan keyif alıyorsunuz. ben anlatma ihtiyacı duymadım aslında. Ben şeyimdir, güncel hayatımda çok konuşan biri değilim birisi. Yani çok az konuşurum aslında. Ama bu
Anlatıcılık işi bizim Legendarium'dan işte beraber iş yaptığımız Cem Bey. Cem Bey sağ olsun şey yaptı. Abiler bana, ben yaşça ondan büyüğüm. Zafer abi dedi yani bir şey var, bir birikim var. Bu seninle beraber ölüp gitmesi çok saçma olacak dedi. Beni razı etti yani böyle bir şeye. Bunu Ne güzel yapabiliriz ya. falan diye. Yani bütün bu hikayenin asıl kahramanı Cem'dir. Yani hakikaten Cem sayesinde oldu. Benim aklıma bile gelmezdi yani bir şey anlatayım, konuşayım, edeyim. Öyle bir derdim de yoktu, merakım da yoktu. Ben hani şey bilmiyorum öyle şeyleri. YouTube işi falan hepsi Cem'indir. Bu anlatıcılık işini öne çıkartması Cem'e aittir. Cem sayesinde bütün bunlar oldu. Ama şöyle bunu sonuçta Cem Bey'e anlattığınız için iyi anlatacağınızı şey bulmuş yani. Tabii Sonuçta Cem'le sizi buna özel konuşmalarımızda evet. Tabii Cem'le çok eski arkadaşız biz. Yani Cem'le zaten uzun uzun sohbetlerimiz, konuşmalarımız oluyordu. Oradan da biliyor tabii Cem benim hani bazı şeyleri anlatabilecek kadar bilebildiğimi falan. O öyle yaptı. Hani ben hani şey değilimdir öyle. Bu ya. video işine falan başlayana kadar fotoğraf bile çektirmekten hoşlanmazdım. Benim bütün hayatımda 40 tane fotoğrafım yok. 50 yaşındayım yani bu kanal işine başlayana kadar. Düşünün ben Aynı hiç yaşta, aynı sevmem. yaştayız ama ben de görünür olmayı sevmem. Hani Ama bazı şeyler insanı öyle görünür oluyor işte. yapıyor. Evet öyle oldu. Öyle oldu. Görünür olduk. Şimdi de şey değilim tabii ki canım. Hani ne derler bu bana eziyet falan gibi değil. Elbette seve seve yapıyorum yani. Bir şeyim yok, bir şikayetim Çünkü falan da yok yaptığım işten. Gayet bir memnunum. tepki, bir tepki alıyorsunuz değil mi? Bir şeyler. Özellikle gençlere ulaştığınızı hissediyorum. Bazen yorumlara bakıyorum. Sanki Tolkien'i bir sonraki kuşağa aktaran Aktarıyor insanlardan musun? biri. Evet. Çünkü orada o kadar güzel şey anlatıyorsunuz ki bence oradan o kitabı da alıp okuyorlardır diye düşünüyorum. Bayağı kitap alıp okuduğunu falan söyleyen arkadaşlar oluyor arkadaşlar. Yani siz anlattıktan sonra kitabı da okudum diyen çok arkadaş var. Bayağı kitap okunmasına sebep olduk gibi geliyor hani yorumlardan baktığımızda öyle. Ya bir de bizim şey çok şanslıyız biz. Mesela genelde YouTube, Twitch falan böyle bir toksik kitlesi de vardır. Yorucu, yıpratıcı bir kitlesi de vardır oraya gelen insanların. Ama mesela bizim dinleyicilerimiz Twitch'te olsun, YouTube'da olsun yani çok çok az böyle linç kültürüne sahip, küfür, kıyamet yapan falan. Yani bizim kitlemiz de çok eli yüzü düzgün oldu yani hakikaten. Yani toplantılarda da görüyoruz. Karşılıklı konuşmalarda da görüyoruz. Çok aklı başında, çok düzgün. Biz mesela chatimizle ya da izleyenlerimizle çok barışık bir kanalız o açıdan. Biz iletişimimiz de iyi, onların da bize iletişimi çok iyi. Biz öyle büyük linçlenmeler, büyük hakaretler falan dizi zamanında biraz oldu ama onlar da kalıcı olmadılar, gittiler yani. Biz o açıdan rahat bir kanalız. Bizim izleyicimizle, dinleyicimizle aramız iyi. Onlar bizi seviyorlar, biz de onları seviyoruz. Karşılıklı bir tatmin söz konusu Evet, diyorsunuz. doğru. Peki, Tolkien'in hemen hemen bütün külliyatını artık yavaş yavaş bitiriyor gibisiniz, yanılıyor muyum? Var mı Şey var. aklınızda yeni bir şey? Kayıp Öyküler ikinci cilt var. Bitmemiş Öyküler var. Gene Aa Orta evet, Dünya'ya dair doğru. kitaplar bunlar. Evet, Orta biliyorum. Dünya'ya ait kitaplar. Ama onun haricinde işte Hamlı Çiftçi Giles var. Yaprak Döken Negil var. Roverendum'u yaptık. Bir başka kitabı daha vardı. Şu an aklıma gelmedi. Şey var. Kalevala'dan aktarılma bir öyküsü olan bir kitap var. Şu an aklıma gelmiyor. Gondolin'in Düşüşü, Nature of Middle-earth falan. Yani daha 5-10 kitap var ama bu tabii karşılıklığa bağlı. Biz onları anlatabiliriz ama izleyicimiz olacak mı Orta Dünya'dan başka kitaplar anlattığımızda Tolkien Legendary'ine dair? Şayet izleyicilerimiz olacaksa biz diğer Tolkien külliyatı üstüne de şey devam etmek istiyoruz. Ben Silmarillion'la başlamışsınız ve Evet. çok cesur bir girişimdi Evet, ben bence ona o. intihar girişimi demiştim. Ama değildi.
Aslında Sonuçta intihar onu girişimiydi. 2 yıl çünkü neredeyse 2000 kişi idi kanal sadece. neyse ben oradan başladım. O yüzden bence değildi. Yani tam bir şeyle oldu. Silmarillion'un bence bilinirliliği arttı sayenizde. Teşekkürler. İnşallah öyle olmuştur Evet, efendim. ben öyle olduğunu düşünüyorum ki çok da güzel bir öykü aktarımıydı. Ben size teşekkür etmek istiyorum birkaç açıdan. Konuşmamızın ilk bölümünü bir daha dinleyeceğim. Çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sağ olun. Oradan notlar alacağım ve muhtemelen bir yazılı post hazırlayacağım. Çünkü insanlarımızın gerçekten artık dinlemeye sabrı yok. Dikkatlerini çekebilmek için tabii ki benim sıradan şeylerim yok. Nasıl diyeyim, oyunlarım yok. Ama böyle küçük vurucu cümleler özetliyor. Bu konuşmanın da özetini hazırlayacağım. İzniniz olursa sizin söylediklerinizden yararlanacağım. Tabii tabii. Bir o. İkincisi, benim ne zaman depresif olsam kulağımda Legendarium Türkiye sayfası var. Ha, Size çok de teşekkür ediyorum. hazırlayanlara da çok samimi bir şekilde teşekkür ediyorum. Çünkü kafası dolu biriyim. Çok dönüyor. Bazen dinlenmem ve durmam Evet. gerekiyor. Durma noktalarında bana çok eşlik ettiniz. Gerçekten minnettarım bunun için. Ne Biz olur teşekkür ederiz. anlatmaya devam edin. İyi ki varsınız. Edeceğiz gibi duruyor. Bir süre daha Harikasın. edeceğiz. Uzun zaman edin inşallah. İnşallah. Çünkü bence bir sonraki kuşağa Tolkien'in aktarılması lazım. Ki ben yavaş yavaş çok okumayı sevmeyen iki oğlum var. Dinlemeyi öğretmeye çalışıyorum. Oradan yakalamaya çalışıyorum onları. O kuşağın bir şekilde yakalanması lazım. Sayfanızın bu açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu akşam bize katıldınız. Mecranızdan çıktınız, bilindik alanınızdan çıktınız. Bunun için minnettarım gerçekten. Hiç ayırt edemediniz Estağfurullah. bana. Gayet keyifli. Ve ben çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Bakış açınızın çok bilge olduğunu düşünüyorum. Yakaladığınız noktaları ben size söylemiş olsam ancak bu kadar isabetli söyleyebilirdiniz. Çok Bunda da sağ çok samimiyim. Olmayan hiçbir şeyi söylemem. Çok dürüst biriyimdir ben. ol. Çok Bu teşekkür ederim. şeyi bitirirken de şunu söyleyeyim. Çok isabetli birini çağırdım. Bir kere daha şey yapıyorum. Çünkü bana bile düşünecek bir şeyler verdiniz. Aa. Minnettarım hem sayfa için hem de bu akşam için. Ben ve biz Dilekcan ve ben adına da söyledim. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Bizim için çok keyifliydi, çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum size. Hoşça İyi kalın. Kendinize iyi bakın akşamlar. lütfen. Siz de Var olun. teşekkürler. Hoşça Siz kalın. de sağ olun.